Evet, sırada tekir marim var arkadaşlar. Tekirlerimizi önce ekliyoruz. Güzel tekirler. Tabii küçük balık olduğu için ayıklaması, uğraştırması bela. Bunların hepsini tek tek ayıklayacağız. Ve birazdan tekir marim yapacağız arkadaşlar. Oldukça lezzetli oluyor tekir marim. Fazla insan bunu bilmez arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça lezzetli bir mezedir. Reklama işim bitecekten sonra yapım aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Tekir marin. Gerekli malzemeler tekir. 3 tane limon sıktım arkadaşlar. Bunu bu şekilde hazırladım. 1 tane soğan, karabiber ve hafif tuz. Evet arkadaşlar, ilk olarak tekirlerimizi filoda çıkartacağız. Pullarını ayıklamıştık bunları zaten. Evet. Tekir marin için gerekli olan boyutta bu şekilde. Görüyorsunuz. Bunları tavamızın içine diziyoruz. Ayıklandıktan sonra filetosunu çıkartıyoruz. Bunlar tabi kedilere yemek oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hayvanları çıkartıyoruz. Filetomuzu. Yaklaşmıyor. Yakından çek şeyi. Kapanımdan girip bu şekilde buradan çıkarttığınız zaman bu şekilde hazır oluyor. Kanını almakla uğraşmanıza gerek yok. Çünkü kan kılçıkta kaldığı için hiç uğraşmıyorsunuz. Ama tabi hayvanın pullarını almanız lazım ayıklarken. Bu önemli bir husus. Çok kişi bilmez bu mezeyi arkadaşlar. Bunları biz iyi biliriz. Hamsiden de marin yaparsınız. Her türlü balıktan, kafanıza esen her türlü balıktan marin yapılır. Hiçbir problem olmadan. Bunlar yaklaşık 2-3 saat limonlu suda bekledikten sonra limon şurada kan kaldı. Limonu biraz pardon. Kılçığa girmişiz. Elma sirkesini de ilave edeceğiz. Şimdi ben bunları ayıklamaya devam edeyim arkadaşlar. Diğer aşamada görüşmek üzere. Tekirlerimizi çıkarttık. Filotalarını kılçıksız olarak. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Şimdi son işleme geçiyoruz. Soğanlarımızı yine Devlet malinin olmazsa olmazı soğan. Kalın kalmalıdır arkadaşlar. Hiç önemli değil. Bunları bu sefer yalnız şeyde kullanmayacağım. Tabakta servis edilirken kullanılmayacak. Evet. Soğanlarımızı içine ilave ediyoruz. Daha sonra elma sirkemiz. Yarım çay bardağı ve limonumuz olmazsa olmaz. Dediğim gibi tane kalemleri kalın parçalar haline koyuyorum ki bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar lezzetini versin diye. Ve tuz. Ziyan olması, sonra kalmış olmazsa. Ben bu sefer yarım soğan kullandım çünkü fazla şey yapmadım. Kızı. Ah, bu da bizim küçük kızımız.
Arada böyle balığın kılçıklarıyla kendini al bakalım. Evet. Şimdi arkadaşım bunun içinde iyice bir ovalıyoruz. Balıklarımız iki her tarafına geçsin. Yaklaşık dediğim gibi bunların canı fazla yoktur balıkların. 2 saat kadar, bilemediniz 2,5 saat kadar. Aşağıdaki de hakkını yiyor tabi. Balığını yesin de. Evet. Şu suyunu da böyle geçecek kadar kapatıyoruz ki tüm hayvanlar eşit miktarda nasıl. Bakın arkadaşlar, bu şekilde üstünü kapatıp dolapta 2 saat bekleteceğiz arkadaşlar. 2 saatin sonunda servise hazır. Evet, bu mezemiz Tekir Marin. Evet, kokusu şu anda açtığımda çok güzel bir kokuyla karşı karşıya geldik arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle göstereyim size. Oldukça güzel. Karabiberle beraber pişti zaten. Görüntüsü bu. Şimdi servise hazırlayalım arkadaşlar bunu. Bunlar pratik mezelerdir arkadaşlar. Her zaman her yerde yapabilirsiniz. Şekilsiz mi? Size kalmış. Arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. O zevk size ait. Yaptık mı? İşlem tamam. Daha sıkıştırabiliriz arada ama bu kalabalık olacağımız için arkadaşlar çok çok yapmayı planlıyorum. Sırada atarız. Evet. Bu suyun fazlasını boşaltabilirsiniz bakın böyle. Şimdi hazır. Güzel hafif bir zeytinyağı gezdiriyorum. Çok değil. Hafif. Her zaman olduğu gibi süslemek için üzerine bir parça maydanoz koyabilirsiniz. Arzu ederseniz, isterseniz koymayabilirsiniz. Bu fark etmez.
Evet. Tekir marin. Oldukça güzel. Ben onaylamak için de şu anda kendim bir test ediyorum. Biz de videolarımızı atmadan önce mutlaka test ederiz. Şekil bir ağda olduğu gibi. Oldukça iyi pişmiş durumda. Bir ışığa yaklaştır mısın? 2 saatte pişiyor. Evet. Oldukça başarılı bir meze. Şahane bir tat. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.